ıhlayarak geliyor, koşturarak gidiyor. Ama öyle gidiyor sen diyor, ne oldu? Mahvolmuşsun sen diyor. Ne bu halin senin böyle? Vallahi ölecek biraz sonra. İnsanları yaşatan emeldir, öldüren yeistir. Ümitsizlik insanı mahveder. Ama ümit insanı kâr var. Mesela çık adam güreşçi. Arkadaş diyor, bu adam denerdi. Dedin mi zaten gelirsin, bittin. Ama evvel Allah, ben bu adam içinde iki hamur bir yumurta yapıyorum. Böyle bir saldıracaksın, yenersin. Tamam mı? Şimdi doktora gidiyor, doktora diyor, neyse. Yani 20 gün, ne olur mu? Aç. Neyse açıyoruz. Veya hemşireyi açtırıyor. Nefes al. Al diyor. Onun bir dalgası var, böyle dolaştırıyor. Böbreğini üşütmüşsün diyor. İlaçlarını vereceğim, düzenli kullan diyor. 15 gün sonra tekrar gel. 15 gün sonra tekrar gel demesi yani ilaçlar tuttu mu tutmadı mı? Tuttuysa başkasına da vereceğim. Öğreniyor. Adam üniversiteden çıkıyor doktora da devamlı öğreniyor. Var mı doktor? Var var doktor hocam. Yok ben doğru konuşuyorum, yalansa söylesin. Devamlı öğrenecek abi, biz de öğreniyoruz. Şimdi güzel tutarsa başka hastaya döner. Zaten hepimiz aynı insanız. Denemeyi biri beğeniyorlar. Netice güzelse herkes de geçiriyor. Mesela bir ilaç yapıp fareye veriyorlar. Güzelse insana da veriyor. Şu fare de aynı canlı yani. Fare değişik bir şey değil. Neyse. Doktor bey borcumuz var. 500 lira yeter. O sonra 1000 lira alıyorlar abisinin isminden. Allah var bizim. Almaz, bravo. Almazsa öbür tarafta Allah da onlara yardım eder. 500 lira yeter. Sağ ol doktor. Doktora da bir şey soracağım ben. Buyurun. Çok güzel bir mesleğiniz var. Bu bir kompozisyondur yani. 5 dakikada 500 lira kazanıyorsunuz. Ben sabahtan akşamdan kadar kazma kazıyorum. 50 lira alıyorum. Gerçi doktorluğu bana da öğretemişsin. Ne olur dua ederim sana çabuk çabuk. Bak burası boğazlı yansa ben giderim. Çemiş kesek de yaparım bunu. Rakip olmam sana. Hadi Allah aşkına ne olur bana. Doktor ne şu doktorluğu öğren. Doktor bakıyor bu çok salt birisi galiba. İlkokul okudum. Okudum doktor. Orada 2'den der. Onu 3'e çıkaracaksın. Sonra 4 senede lise okuyacaksın. Evet. Ondan sonra üniversite imtihanlarına hazırlanacaksın. En yüksek puanı tutturacaksın. 500'te bir puan istiyorlar. Tıp fakültesine gireceksin. 6 sene okuyacaksın. Ondan sonra 5 senede, 5-6 senede bunun ihtisası var. Bunları yaptıktan sonra sen de bir muayenehane açar. Para da biraz daha devele olur. Sen 700 alırsın. Doktor bey güzel ama ben bu işi yapamayacağım. Çok uzun bir iş. Ben bu işi deviremeyeceğim. Kusura bakma. Sağ ol doktorum. Verdiğin fikre. Bu böyle. Şimdi bizim bir tane eşeğimiz var. Eşeğe binip gidiyoruz. Eşeğe bindin mi? Tamam ben de. Ben tesbihatı eşeğin üzerinde esmemeli. Tabii eşek yavaş gidiyor. 5 kilometreyi 1 saatte gidiyor. Zamanım gitmesin diye çıkardım. Sübhaneke Allah daha da rahman okuyorum. Şimdi eşek bir gün bana böyle kafayı çevirir. Patronuma bir şey soracağım sana. Buyur eşek kardeşim. Hep sen bana biliyorsun. Hep sana soracağım. Sen eve giriyorsun, karın da yatıyorsun, ben arında yatıyorum. Sen börek yiyorsun, balık yiyorsun, balık yiyorsun. Ben sana yiyorum. Ya insan olmak için ne yaptın? Yardımcı olmuşsun bana, ben de eşek yedim. İnsan dese bu, çok büyük bu kardeşler. Dese, doktorun verdiği bir cevap gibi biz ona cevap verebilir miyiz? Eşek kardeş, ben insan olmak için ne kadar yaptım biliyor musun? Kasine tahsil yaptım. Babamdan kalan tarlaları sattım, oraya yatırdım. Şöyle yaptım, bunu yaptım diyebilir miyiz? Ne deriz? Eşek kardeş, Cenab-ı Allah'ın takdiri de bu. Rabbim öyle takdir buyurmuş. Bize de böyle, seni öyle dinleri şöyle yarattı. Sen de eşekliğine şükret. Taş olabilirdin. Bir temele koyarlardı, çıkamazdın. Kömür olurdun, sokada yanardın. Ne güzel eşek olmuşsun, çayı da okuyorsun. Anlıyorsun. Aşk eşekle ve görüşmelerim oluyor. Eşek kardeş, evet ya. Ben sana yüklüyorum ama Rabbim de bana yükler yüklemiş. Eşek meraklandı. Ne yükü? Vallahi bizde günde 5 vakit namazı Allah bize yüklemiş. Siz eşeklerde namaz var mı? Aa! Bizde Ramazan'da bir ay oruç tutarız biz. Siz eşekler oruç tutar mısınız? Yok arkadaş. Bizlere kafanı sızdırıp çıkar. Bizde nikah, din, iman diye bir şey yok.
Yok biz de meşin. Sen de eşek kardeş. Biz de kabire girdiğimiz zaman iki tane melek gelecek. Münker ve nekir. Soru soracak. Men rabbuke. Rabbim kim? Ve ma dinuke. Dinin ne? Ve ma kitabuke. Kitabın ne? Eğer adam dünyadayken antrenmanı yoksa Ey Rabbil Alemin, Ya Rabbi çok şükür, Rabbim büyük falan dememişse artık dünyada ne demişse bu adam, çeksene rahatsız araba dövüş. Her Rabbuke dedi mi para adam. Başka bir şey diyemez çünkü antrenmanı yok. Eşek yiyecek. Ondan sonra eşek kardeş biz sırat kopusuna geçeceğiz. Eğer günahlarımız ağır gelirse köprüden aşağı düşme tehlikesi var. Eşek şöyle bir içini çekerek kardeş diyor, Allah yardımcınız. Ben eşeğimi rahatsız ettim. Sizin işiniz çok kısıklıymış. Allah yardımcınız. Bakın Kur'an'da ne diyor estağfurullah. Ve yekûlu kâbiru yâ leyteni küntü turâba. Turap toprak demek. O gün diyor kafirler diyecekler. Yâ leyteni keşke küntü turâba. Turap toprak olsaydı. Ne söyletecek bunu? Ha, bunu onlara söyleten şu. Ayette hesaplaşmalar olacak. Hayvanlar da hesaplaşacak. Hadis var. Hatta yettasul cemma minel karna. Hatta yettasul cemma minel karna. Hatta boynuzsuz hayvanın kısası boynuzludan alınacak. Allah bilir. Devlet değil. Boynuzlu bir koç, boynuzsuz koyunu tosmuş, otu fazla yemek için. Allah orada öyle bir otlak yaratacak. Bu sefer koyuna boynuz verecek, bir tane patlatacak ona. Esas. Aslan ceylanı parçalamış. Allah o ceylanı aslan yapacak, o da ısıracak. Öyle. Ama bunlar hayvan. Hayvan ama. Mesela aslan yavrusuna et götürmeyi biliyor. Değil mi? Ceylanı parçalıyor, eti yemiyor. İndeki yavrusuna götürüyor. Bak, yavrusuna götürmeyi biliyor. Öbür yavruyu parçalıyor. Ha, ne yapması lazım aslanın? Aslanın helal rızkı ölmüş hayvanı arayıp bulacak, onu yiyecek. Yoksa sağ hayvanı diyor parçalasa ceza görür. Şeriat-ı fıtriye göre ceza görür diyor. İşte bu hesaplaşmalar olacak. Hayvanların cesetleri toprak olacak, ruhları cennete girecek. Onların cennetleri ayrı bir cennetleri. Bunu gören kafirler ve yekulul kafiru ya leyteni küntü turaba. Keşke biz bu toprak olanlardan olsaydık. Keşke Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy değil bir köpek olsaydım. Bugün toprak olurdum. Keşke bilmem Mısır'ın bilmem nesi üstü mübarek değil bir eşek olsaydım. Kurtulurdum diyecek ama iş işten geçmiş olacak. Onun için sevgili kardeşlerim bizim işimiz çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çünkü bize çok nimetler verilmiş. Bu kadar nimetlerin teşekkürünü yapamazsak öbür tarafta bunun hesabı çok zor. Allah hepinizden razı olsun. Soru sormak isteyen kardeşlerimiz var mı? Havaalanındaki doktor yarım kalmıştı. Abi şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bizim üstadımız bizim diyor Risale'nin diyor tarzı İman hakikatlerinin ders ve talimidir. İman hakikatlerinin ders ve talimidir. Mesela bir genci gördü. Kardeşim namaz kılıyor musun? Deme ona. Maşallah. Allah seni ne güzel yaratmış. Allah sana bir nur vermiş. Bak işte sana kulak vermiş, duyuyorsun. Burun vermiş, hava alıyorsun. Ağız vermiş, tatıyorsun. Göz vermiş, görüyorsun. Böyle o bunları, bunlardan haberi yok onun. O benim burnum diyor, benim kulağım diyor. Kendisinin zannediyor, halbuki kendisinin değil. Geçenlerde birine, bir gence böyle, ayaküstü böyle, pınar sütte çalışıyormuş. Burada pınar süt diye bir şey var biliyorsun, pınar süt. Bir dükkana girdim, bakkal dükkanına, o da oraya süt getirmiş. Merhaba gençlerim, merhaba, herkese konuşuyorum. Ne yapıyorum dedi, pınar süt fabrikasında çalışıyorum. Vallahi dedim ben bizim bildiğimiz süt fabrikası dedim inektir, koyundur, keçidir. Süt fabrikası, süt üreten bir fabrika yok dedim dünyada. Süt fabrikası bunlar.
Senin dediğin Pınar Süt Fabrikası sütü kaynatıyor, dedim, kutulara koyuyor. Süt üretmiyor. Doğru vallahi. Baktım ki anlayışlı bir insan. Ondan sonra başladım. Baktım şu burun ne kadar harika. Dünyada ne kadar koku varsa bir günden aynı. Allah çiçeğe koku vermiş ama burnamada koku alma duygusu vermiş. Şimdi bu kokuyu almasa o çiçeğin kokusunun ne kıymeti var? Kavunda tat var ama benim dilimde tat alma duygusu yok. Buna başladım anlatma. Çocuk dedi, oğlum, aziz sonlar. Şimdi hocam dedi, bu burun damlası çok hoşuma gitti. Vay be dedi. Ulan ben dedi, bu burnun bu kadar kıymetli olduğunu bilseydim, kılıf bile yapardım. Yanlış. Uyanır. İşte buna böyle anlatacağız. Ondan sonra o Rabbini tanıdıktan sonra tabii ki Allah. Siz dedi nesiniz dedi amca dedi. Ne iş yapıyorsunuz? Ben dedi böyle konferanslar veriyorum. Dini konferanslar. Sen dedim Said-i Nursi diye bir alim duydun mu? Duymaz mıyım tabii dedi. Biz dedim onun kitaplarını okuyoruz. O zat dedim çok güzel baktırıyor her şeye. Mesela bir ağaç. Elma ağacı. Diyor ki kitapta, Allah diyor bizi odunlarla besliyor. Bak dedim odun. Bizi tanımaz, sevmez, bilmez ama dalından öyle bir şeftali uzatıyor. Rengi gözümün hoşuna gidiyor, kokusu odunun, tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor. Bu dedim nasıl tesadüf olabilir? Tabii ki beni bilen birisi bunu. Yanında bir odun daha var. O da odun. O da incir veriyor. Bir odun daha var. Üzüm veriyor. Bir odun daha var, muz veriyor. Bir odun daha var, portakal veriyor. Mümkün mü bu odunlar bu güzel şeyleri bize versin? Ulan dedi çok dedi, değişik bir bakış açısıyla dedi, baktırıyorsunuz dedi falan. Var mı o kitaplarda dedi, vallahi yanımda yok dedim ama. Ben o kitapları okuyorum dedim, böyle dersler yapıyorum. İnternette dedim, sohbetlerimiz var. Çantacı Necmi'ye girersem hemen yazdı kadıncağız. Çok teşekkür ederim dedi. Çok memnun oldum dedi. Bile bile kısımlar. Bizim yapacağımız bu. Kimsenin içine giremeyiz. Bu asrın insanının kafası çalışıyor, kalbi az çalışıyor. Eskiden insanların bundan 100 sene, 100 sene evvelki insanlar kalpleri saf, safiymiş, kalpleri çalışıyormuş. Bana ne dersen ama şimdiki kafası çalış, onun kafasına gireceksin. Bana diyor, yanıtla diyor beni, kanıtla diyor. Yanıtladın, kanıtladın mı? Adam doğru diyor. Bir şinasimiz var, anlatayım mı onu? Hadi anlat, dinleyelim. Bu şinası, üniversitede okuyor, ateist bir çocuk. Getirmişler bizim dershanemize. Resim hocası olacak. Bana dedi ama getiren kardeşim, ateist çocuk. Dedim Şinasi hangi bölümde okuyorsun dedi. Resim hocası, resim öğretmeni hocam 9 Eylül Üniversitesi. Çok dedim resmi çok mu seviyorsun? Evet dedi resim de güzel resim becerim. Dedim bir tavus kuşu resmi yapabilir miyiz? Deyince yapılır ama dedi çok zor ya dedi tavus kuşu. Neden dedim çok dedi onun renkleri çok acayiptir. O dozları, o tonları getirmek var. Başka bir resim yapsak olmaz mı? Allah dedim, tavus kuşu olsaydı iyi. Yani benim aslında bir resim değil de ona bir giriş açın. Dedim, o zaman dedim ben şöyle bir şey sana sormak istiyorum Şinasi kardeş. Bu tavus kuşu dedim bizden hiçbir şey istemiyor. Uçuyor, böcek yiyor, tane yiyor, tohum yiyor.